Kanalımızda herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, Süleyman Bey, kendisini. Süleyman Bey, iyi akşamlar. Merhaba. Merhaba Yavuz Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Peki efendim, bu akşam biraz kendinizden bahseder misiniz öncelikle? Ben çok fazla bir şey kendimize ilgili bahsetmek istiyorum çünkü Erkan Bey'den bahsediyoruz. Kısa bir Evet. bahsedeyim. Biz yolumuza yeni çıkmış insanlardan biriyiz. İlk önce firma olarak yeniyiz. Fakat şu senin çok geçmişten günümüze kadar gelen bir altyapımız var. Bununla ilgili işte insanlara hizmet veriyoruz. Bunlar işte sosyal medya yönetiminden tutun, reklam filmlerine veya bunların sinema filmlerinin özellikle kültürel sinema filmlerinin Evet. sponsorluğu için elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Önemli olan burada insanlara böyle bir format destekleri verilmesi. Yeni kuşak, özellikle sinemaya katılmak isteyen insanlara da bir ön açmak. Diğer şirketler gibi olmak istemiyoruz. Biraz farklı ve ayrımcı bir şekilde gidiyoruz. İnşallah da başarılı olacağız. Şu anda hali hazırlandığımız projelerimiz de var. Bunları da bunlara Peki. bakacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Peki efendim, bugün 21 Eylül 1989 tarihinde kaybettiğimiz rahmetli Ertuğrul Yanmaz'ın bugün ölüm yıl dönümü. Evet. Bir sürü filme imza atan bu yönetmen, siz de bir yapımcı olaraktan Ertem Eğilmez sizce neyi çağrıştırıyor efendim? Şimdi ilk önce şuna bakmamız gerekiyor. Gelecek için insanlara ne umudunu aşıladı ve o anki bulunduğu ortamlarda gerçekten iyi bir şekilde bunu hissedip gelecek nesillere aktarmaya çalıştığını bu çok önemli bizim için. Bizim Evet. Feyzal'da kişilerin ilk önce bu özelliklerini kontrol ediyoruz. Kendisinin yazdığı 5 tane mesela senaryo var ve bunu sinema filmine yaptığında bazı yönetmenlere şans verip ve bazı oyunculara şans verip ki her sinema filminde bunu yaptı. Hep yeni Evet. yüzlere, yeni gelişmelere açık oldu. Bununla ilgili güzel çalışmalar yaptı. İlk filmleriyle hatta böyle nasıl bilmezse onda da hatta not aldım ben. Bir Millet Uyanıyor filmiyle 66'ında çekip 67 yılında mesela Antalya Film Festivali'nde en iyi tarihi film ödülünü aldı. Yani Evet efendim. bunlar çok önemli mesela kıstaslar. Tarihi filmlerde olsa tarihimizi gerçekten güzel yansıtan, bunu mesela komedi diliyle de anlatabilen ve insanlara hakikaten güzel aile yaşamlarını sunan ve dışarıdaki ekonomik olsun, siyasi özgürlüklerin vesairesinden bahsedelim. Burada ya aklınıza gelebilecek, ben basit konuşmaya çalışıyorum. Evet. Sosyal olguları çok iyi algılayıp bunları hızlı bir şekilde seyircisine aktarmak için elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor. Zaten 90 tane filmin yapımcılığını gerçekleştirmiş ve 44 tane filmin yönetmenliğini yapmış bir adamdan bahsediyoruz. Çok büyük bir nasıl diyelim tarihten bahsediyoruz ve bu aldığı 5 tane sinema filmi mesela senaryosu kaleme aldığında ben özellikle siyah beyaz olarak çıkardım mesela şurada görebileceksiniz ben kısa bir şekilde geçiyorum özür dilerim şöyle diyeyim mesela Evet. Şener Şen'in oynadığı Milyarder filmi burada Mavi bize anlattığı çok güzel şeyler var bunları tek tek de geçebiliriz üstüne boncuk. Mahalle Borcu üstüne işte bitmeyen, ölmeyen aşk filmleri. Bu çok önemli bir filmdir. Boş Çerçeve ve tabii ki meşhur Kemal Sunal'ımız rahmetli ve onun oynadığı başkanın oynadığı Atıf Yılmaz'ın da yönetmenliği yaptığı Arzu filminden çıkan Salak Oğlu'nun da kendisi Evet. sonra yazarlığını yapmıştır senaryo yazarlığını. Bunlar da mesela gerçekten o dönemin Türkiye'sinde olması gereken her şeyi aktarmaya çalışmış. Ve bu çok Evet. hoşuma gitti. Bu filmlerin hepsinde izlemişliğimiz var. Bunları sizler de biliyorsunuz. Çünkü vazgeçilmez sinema filmleri asla unutulmaz. Ertem Evet. Eğilmez de bunlardan biriydi ve gerçekten çok güzel filmler yönetti. Ve geleceğe çok güzel nasıl diyelim mesajlar verdi. Mesela Teft diye bir mizah dergisi kurmuş. Bunu ben inceledim 1954'te çok muazzam bir dönem. Yani o dönemleri zaten
yapısal olarak da bilirsiniz insanların ne kadar sıkışık olduğunu. 1964'lerde gene Nihat Ataman'la Arzu filmi kurup çekip bundan başı zaten gerçekten ileride vazgeçilmez olacağını gösteriyor. Kendisi çünkü hiçbir zaman pes etmeyen bir yönetmen olarak hatırlanıyor. Tarihe de öyle geçti ve ünlü isimlerle çalıştı. Mesela Münir Özkullar, Adile Hanımlar, Adile Naşitler, Kemal Sunal, İlyas Salman, Akçetepe olsun. Yani Zeki Ayas'ın Ali Asya'sı, Metin Akpınar'ı mesela bunları birazdan zaten Boncuk Ababam diye tanıdığımız Ergun Sözen de bahsedecektir. Zeki Ayas'ı, Metin Akpınar'ı mesela birlikte kendilerinin çekmek istedikleri bir film var. Ve bu filmi ilk önce Ertem Hoca'ya getiriyorlar ama sonradan dışarıda başka bir yerle anlaşıyorlar. Ama hiçbir zaman o zaman gönül kırıklığı da olmuyor. Şimdi mesela hiçbir birliktelik yok. Bir sürü sendikalar var mesela sanat sendikaları var vesaireler var. Burada insanlar birbirlerine destek olmuyorlar. Ben göremiyorum. Ve yeni yani sektöre böyle yeni girecek olan firmalara, yeni yönetmenlere çok aşırı derecede yardımcı olmuyor. Bunları görüyorum. Ki bunun örneklerini çok çok yaşadık. Biz kendimiz de bazı şeyler yapmaya çalıştık. Bu sıkıntıları da çok programlar vesaireler. Şimdi sizin soracağınız sorular varsa onlarla ilgili de ben elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Şimdi efendim 1970 yılına kadar iki tane tarihi film melodram filmlerle görüyoruz Ertem Eğilmez'i. Ama 1970'ten sonra aile filmleri ve Hababam sınıflarına bir başlangıç yapıyor. Acaba sizce bu size bir yapımcı olarak da bunun sebebi ne olabilir? Yani Türk sinemasına bir yeni bir başlangıç mı getiriyor burada? Yoksa hiç yapılmamış bir şey mi yapmaya çalışıyordu burada? Genelde zaten filmlerini incelediğinizde, film okuması da olur mesela. Bunları yapmaya çalıştığınızda burada hakikaten o anki toplumsal bütün tepkilere, reaksiyon gösterilen filmlerle bir şekilde yola çıkmış kendisi. Bu açıdan incelersek aslında kendisinin Ertem Bey'in ne kadar hassas olduğunu da görebiliriz. Gözlemleyebiliriz. Yani bir arabesk filmi mesela 88'de çekti. Arabesk filmi ki son çektiğini biliyorsunuz. Çener Şen'le birlikte Müjdar'ın oynadı. Yani burada bile bakın arabeskin topluma ne kadar bir anda içerisine girdiğini, bunu bir filmle mizahi bir komediyle anlatmaya çalışmış ama orada gerekli bütün duyguları da insanlara götürmüştür ki bu film de çok tutmuş ve Türkiye'nin en büyük gişesini yapmış bir filmdir. Evet. Yani gerçekten o anki toplumsal reaksiyon neyse bunlarla özdeşleşip direkt karşı tarafa bunu yansıtmak için, yani topluma yansıtmak için elinden geleni yapmış. Hakikaten çok kişinin elinden tutarak bunları sektörün içerisine kazandırmış. Hem yönetmen bazında hem yapımcı arkadaşları, dostları olmuş. İşte mizah dergileriyle, işte bir yayın eviyle. Yani gerçekten sanat için çok büyük emek harcamış. Ve hiçbir zaman vazgeçmemiş. Benim de o yüzden feyiz aldığım insanlardan biridir Ertem Eğilmez. Peki Ertem Eğilmez neden kalabalık aile filmlerini tercih etmiştir bu arada? Yani bu hani Türk milletinde de bir söz vardır. Ertem Eğilmez bize aile olmayı öğretti. Yeni dönem filmleri ailelerden koparmayı öğretti diye bir Türk milletinde bir şey vardır. Ertem Eğilmez filmlerine karşı. Bir duayenlik vardır. Sizce aile filmlerini tercih etmesinin Türk halkının içine bile aileye daha dayanışma halini olması için mi acaba yaptı sizce efendim? Ya şimdi orada zaten bunları gözlemleyebiliyorsunuz. Birbirleriyle yani Hababam sınıflarını vesaire geçen dediğiniz gibi aile filmlerinde özellikle çok böyle nasıl diyeyim o aileleri bir araya getirebilecek şekilde zaten dediğiniz gibi onlara mesela bazı sınıflarda ne yapmaları gerektiğini ki o zaman sosyal açıdan da bazı insanlarda değişimler gözlenmiş. Ve gözlenen bu değişimleri ön plana çıkarmak için bu filmleri yapmış bence. Bana öyle geliyor. Dediğimiz gibi yani o an sosyal olarak insanların yaşadığı bütün sıkıntıları dile getirebilecek tek nasıl diyelim hem yönetmenlik çabasında olan hem bir yapımcı olan
Ertem Eğilmez'den bahsediyoruz biz. O yüzden o aile filmlerin bence çok büyük önemi var. Çünkü Gülen Yüzler olsun mesela böyle çok biliyorsunuz ekip olarak kalabalık. Fakat kucaklayıcı filmleri var. Yani bir şekilde halkı kucaklayan, işte ailenin dramının ne olduğunu gösteren, sıcaklığın ne olduğunu, dayanışmanın ne olduğunu aktaran filmlerdir. Doğru mudur efendim? Kuyruklara girmiş bir toplumdan bahsediyoruz biz. Evet. Karşımızda kalmış bir toplumdan bahsediyoruz biz. Yani ben siyasi sıkıntılarına çok girmek istemiyorum ülkenin. Ama Evet. hakikaten her zaman her dönem ki pandemi döneminde bile şu an çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları aşmak için gerekli planlamalar yapıldığı gibi ifadeler kullanılıyor ama bunların ne Evet. kadar doğru olabiliyor, ne kadarı bizlere etki edebiliyor, bunu daha gözlemleyemiyoruz. Yani uzaktan bakıyoruz aslında biz bu şu anki çerçevede. Ben hiçbir filmi, diziyi vesaire eleştirmiyorum. Çünkü insanlar hakikaten bir şeyler katmak isteyen diziler var ve filmler var. Fakat biz o eski Yeşilçam'ı gene de özlüyoruz. Çünkü Evet. dediğim aile kavramı çok yüksek oranda ve o andaki sosyoekonomik durumları da çok iyi indirleyerek bizlere anlatmışlar. Kesinlikle. Orada tabii ki farklı yöntemle, farklı sinema kariyeriyle topluma farklı katkılar da sunanlar olmuşlar ama Ertem Bey bunlardan biraz fazlasıyla ayrılmış. Evet, Ben evet. görüyorum. Yani ben hayatımda Kesinlikle. bir zaman yani Kamil Niger müzikalini bile yani şey 81 yılında ki yani bunları ortaya koymaya çalışmış bakın. Yani o dönemler 80'li dönemlerin ne kadar büyük bir sıkıntılı olduğunu bildiğimiz dönemler. Tabii ki darbe dönemleri bir de. Yaşımız o kadar geç değil belki ama o dönemleri fazlasıyla okuduk, fazlasıyla yaşadık. Çok ünlü gazetecinin sıkıntılarını gözlemledik ki kendisi de mesela Yaman Gazeteci diye bir film yapmış. Evet, evet, evet. Şirketini kurarak yani burada bile insanlara hakikaten bu kadar ulaştığının ne kadar zor olduğunu 60'lı yıllarda bile gösterebilmiş bir değerden bahsediyoruz biz. Evet. Bu arada Mehmet Bey'e de hoş geldiniz demek istiyorum. Aldığı ödüller için kendisine de hayırlı olsun diyorum. Buradan canlı yayında kendisine de. Evet, Sevgilerimizi de gönderelim buradan kendisine. evet. Buyurun efendim. Bakın mesela Mehmet Bey'den bahsettiniz. Mehmet Bey de Mehmet Ayaz Seçkin arkadaşımız da yeni yönetmen arkadaşlarımız da ve şu an yaptığı bir seferinde hakikaten 11 tane ödülle layık görüldü ve 10 farklı Evet. yerde seçkiyle karşılandı. Hatta en son ödül töreninde de birlikteydik. Öyle gelin beraber kendisiyle. Evet. Evet. Hatırlattığı için teşekkür ederim. Orada da gene en kısa filmi ödülünü de aldı. Ve hakikaten aldığı ödülleri şu an saysak uluslararası arenada Amerika'dan İlk filmi olmasına rağmen çok büyük birçok dereceler aldı. Kendisini kutluyoruz buradan. evet orada çünkü Yeşilçam'ın eski karakterleri İlyas Salman vesaire kendileri de Kesinlikle. burada bulundu. Zaten Ergün Hocam orada oldu. Ahmet Erman herkes oradaydı. Onlar da Evet. kalktı. Ergün Hocam biliyorsunuz hem kendisi de anlatacaktır. Havalım'ın Evet. yardımcılarından yapıcı olarak oradaki mesela senaryo yazılırken onlara destek olan insanlardan yani Evet. oradaki onlara hani şimdi kas direktörleri var, kas ajansları var mesela. O zamanki şartlarda ilan verilmiş biliyorsunuz. Yani biz bunları duyduğumuz zaman şokla uğruyorduk. Yani yeni Kesinlikle efendim. zaman bu ilanlarla insanlar başvurup bir şekilde geliyormuş veya hakikaten yeni yüzler bu, yeni yüzler değil ki Tarık Akan bile bunlardan biri biliyorsunuz. Yani o Kesinlikle. bütün Hababam kadrosuna kalkmışlar. Ergun da bildiğinde bile çok büyük vazifelerde birçok insanla görev paylaşımı yapmış. Ertem Bey de bir şekilde kendisine yardımcı olarak onu atamış. Evet. Ertem seçim arkadaşımız da kısa filmiyle ve güzel bir şey yaparak aslında bir uzun metrajı hak ederek yoluna devam ediyor ve İnşallah yakında bunu da gözlemleyeceğiz. Siz de haberlerini İnşallah. alacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum bu konuda. Şimdi efendim, Ekim İlmez'in bir huyu var. Ben starlarla çalışmam. Çünkü starlar benim dediğimi değil,
kendi bildiğini okurlar. O dönemlerde hiçbir bayağı bir risk alaraktan hiç star olmayanları bugün star olaraktan gördük. Rahmetli olanlar da var. Kemal Sunal'lara falan gibi çok büyük üniversite işte Adile Naşit gibi. Peki bu dönemde yapımcı ve yönetmenler Ertem İlmez'in yaptığını yapar mıydı sizce? Risk alırlar mı? Şu an risk almak isteyen birçok insan var aslında. Evet. Yani yeni insanlarla çalışmak isteyen insanlar var. Fakat siz de farkındasınız ki çabuk tüketmeye başladık. Çok çabuk tüketiyor. Dünya çok çabuk tüketiyor. Sosyal medya dediğimiz bir mecra var. Bu mecrada günlük her şey değişiyor. Bu değişirken asla insanlar bir saniye öncesini hatırlayamıyorlar. Yani bir anda bütün her şey akıp gidiyor. Ve bunun için mesela animasyon tarzında filmlere de dönüyor biliyorsunuz. Evet. Yani, animasyon tarzında diyorum çünkü şunu söyleyeceğim. Yeni yapılan dizilerde bile insanları bir anda farklı kalıplara sokabiliyorlar. Ve dediğiniz gibi çok ünlülerle gitmek zorunda kalabilen göre şeyler, yapımcılar var. Çok farklı çıkış sağlamaya çalışanlar da var. Bu Ertem diye isteye belki takip edenler vardır bilemiyorum. Ertem Hoca gibi nicelerimi. Yalnız şunu söyleyeyim. Hakikaten o riske girerler mi? Girebiliyor. Bazı yapımcılar girebiliyor. Mesela ben girebilirim. Çok net. Ben niye Evet. girebilirim? Birçok yetenek var. Ve bu birçok yetenek kendini göstermek için dediğiniz sosyal medyayı kullanıyor. Bazı reklam anlaşmaları yapıyor. Özel markalarla mesela yoluna devam etmek istiyor. Ama bunları süreklilik halinde bir şekilde kendi kabul ettiremiyor. Yani bu yeni oyuncu arkadaşların da hakikaten çok çaba sarf etmesi gerekiyor. Belli eğitimler tabii ki alması gerekiyor. Ama eskiden eğitim almayan insanlar gibi sen başarısın, sen yaparsın diyerek Ertem Hoca'nın teşvik ettiğini biliyoruz. Bunun çok büyük örnekleri var. Çok isimler var. Yani bu isimler hakikaten hiç beklenmedik isimler de olabiliyor. Yani o insanlar mesela herhangi bir tiyatro vesaire dediğimiz gibi yani aste kupürüyle iş bulabiliyorlar. Evet. Yani o dönemde de gerçekten ekmek aslında ağzında çok sıkıntılı dönemler. Yani şu dönemde de aynı. Hiçbir şey değişmedi aslında. Ve bu Kesinlikle. işte aslında yapımcıların girmesi gerekiyor. Yani nasıl girebilirler? Zaten şu pandemi döneminde de bu riskleri özellikle atılmaları gerekiyor. Çünkü bazı oyuncular hiç beklemediğimiz yani yanlış anlamasın lütfen kimse. Kimseyi oluşturmak için demiyorum. Hiç beklemediğiniz şekilde karşılık verebiliyorlar. Yeni oyunculardan bahsediyorum. Onlar da tabii ki belli yerlere geldikleri için biraz da çok aşırı derece. Mesela yurt dışına açılan çok oyuncumuz yok. Çok nadir. Mesela yurt dışına dizilerimiz satabiliyoruz. Bu şekilde gidiyor. Ama dram şeklinde sürekli satabiliyoruz. Yani her farklı film dalında bunu satamıyoruz mesela. Dramı çok Evet. satabiliyoruz. Yani dram tabii ki filmin bel kemiği. Fakat dediğim gibi yani bazı yapımcıların artık bu riske girmesi gerekiyor. Çünkü yurt dışına giden bu ünlü oyuncularımızın çoğu yani çoğu değil yani açılmaya çalışanların çoğu çok büyük sıkıntılar çekiyor. Gidip Amerika'ya gidip geri dönenler var. İsimlerden bahsetmek istemiyorum. Yani mesela Avrupa ülkelerine gidip çok büyük amaçlı olup gidip gelenler var. Hakikaten isimlerinden bahsediyorum ama bu, normalde dizilerde çok büyük rakamları oldular ve bildiğiniz gibi mesela bir kişinin rakamı bir bakıyorsunuz bir anda 15-20 tane veya 30 tane oyuncunun rakamına denk düşüyor. Bu da belli rekabet haksızlıklarını getiriyor. Çünkü herkes her şeyi yapamıyor. Eğitimlerini iyi almaları gerekiyor. Bu da etken ama bilgilmesi, işte belli spor aktivitelerini yapabilmesi gerekiyor ama yine de insanlara şans verilmesi gerektiğine inanıyorum ve yeni yüzlerin gerçekten de başarılı olabileceğine inanıyorum. Çok eğitim Kesinlikle. aldıktan hiçbir yerde şu an iş bulamayan çok oyuncu da var, yok değil.
Yani bunları gözlemliyoruz biz dışarıda. Evet efendim. Peki efendim, Ertem Eğilmez gibi bir yönetmen çıkar mı karşımıza? Yani tabii ki onun yerine tabii ki de olmaz ama onun izinden Kesinlikle gidecek olmaz. bir yönetmen var mı? Artık insanlar şöyle diyeyim, kendinden bir şey bulmadığı şeyleri artık izlemiyorlar. Sosyal içerik yok içinde, içi boş. Yani böyle biri çıkıp da hani bunun izine çıkabilir böyle bir yönetmen var mı sizce? Ya o tarz yönetmenler var aslında. Yok değil. Mehmet Ayar Seçim de gene ondan bahsedeceğim. Mesela bu Bir başlangıç yaptı evet kendisi. birlikte güzel diye yandırdım çünkü karıştırıyorum onu. Hayat birlikte güzel diye bir kısa film yaptı. Ve bu Evet. hakikaten Ertem Eğilmez'le ilgili bir paylaşım yaptı. Bu benim çok hoşuma gitti ve hatta ben bunu kameraya da çektim o anda. Evet. Yani onlar gibi insanlara nasıl diyeyim, onlar gibi insanların hakikaten görüşmek istediğini belirtti. Yani aslında bunu gönlünden isteyen çok genç, yetenekli insanlar var. Yapımcılar da var tabii ki. Dünya Evet. evleriyle yarışmak zorundalar. Yapımcıların işi de çok büyük, zor. Ve yurt dışında mesela şunu söyleyeyim ben size. Bir anda 10 tane farklı yapım şirketi veya 3-4 tane farklı büyük yapım şirketi sinema filmi çekebiliyorlar. Bütün maliyetleri karşılıyorlar. Ama bu ülkemizde şu an maalesef yok. Siz hiç gördünüz mü bir tane yapımcının bir araya gelip de şöyle güzel tüm dünyaya sarsacak, nasıl diyeyim, dehşet bir yapım çıkaracağını veya Oscar ödüllerini alabilecek bir yapım görebildiniz mi şu Hiç göremiyorum. Hiç anda? göremiyorum efendim. Bunları O aslında yüzden. yapmaya başlaması lazım insanların. Aslında bu Evet. pandemi döneminin çok büyük geçiş olması gerekiyor. Bazı şeyleri önümüze koyup düşünmemiz gerekiyor. Çok büyük yapımcılar var. Hakikaten çok büyük yapımcılar var ülkemizde. Çok güzel yurt dışı satışları var. Bizlerden dolayı özellikle sinema filmlerinde de Türkiye içerisinde dediğim gibi bazen sosyal şekilde bazı şeyler çıkıyor. İzleyici sayıları da oranları da yüksek olabiliyor. Bazen hiç beklemediğimiz, fakat toplumun o anki işte nasıl diyelim sosyal olarak içerisindeki sıkıntıları boşaltmak için komedi filmlerine gidiyorlar mesela. Hiç beklemediğimiz komedi filmleri çok yüksek yani, nasıl diyelim şeyler de yapabiliyor. Yani hasılatlar da yapabiliyor. Çok büyük izlenme oranlarına gelebiliyor. Fakat dediğiniz gibi yani Ertem Elmas tarzında kimsenin şu an çalıştığını ben çok düşünüyorum. O mizanserleri bulamıyoruz efendim. O mizanserleri bulamıyoruz. Aslında Şimdi var. Herkesin gözünün önünde fakat bulamıyorum. evet herkes kesinlikle. İşte o yüzden yeni yönetmenlerimizin, yeni oyuncularımızın bir yapımcıların elinden tutup artık yavaş yavaş piyasaya girmesi gerekiyor. İnsanlar hep aynı oyunculardan, hep aynı şirketlerden bence bıkmış gibi gözüküyor. Doğru mudur efendim? Saat zaten şu an herhangi bir kanalı açtığınız zaman mutlaka bir şiddet oyuncusunu görüyorsunuz ki özellikle silah görüyorsunuz. Özellikle Kesinlikle. ateş olayını görüyorsunuz. İnsanların birbirlerine olan yaklaşımlarını görüyorsunuz. Hep böyle bir hürgür var. Hep bir insanları nasıl diyelim birbirinden soğutmaya götürecek Ötekileştirme var. Ötekileştirme var. Evet. entrikalar var. Yani ben çok şey yapmak istemiyorum. Üst üste bazı tanımlamaları Evet. yakıştırmak istemiyorum ama insanlar bunun bilincinde. Bazı programlar mesela yalnızca söyledi, yapımcının derdi mesela sinema filmi veya işte bir dizi filmi değil. Bir program da yapmak istiyorsunuz. Güzel, eğlenceli bir program yapmak istiyorsunuz. İnsanları rahatlatmak istiyorsunuz. Ama bunun için yapılan bazı programlar bile birbirleri içerisinde oradaki işte sunanlar veya yönetmenler veya gelenler de dahil olmak üzere belli şiddetler içeriyor. Bunlar çok iyi değil. Yani bunun Kesinlikle. bilgisi daha önceden programlar yapıldı. İnsanları karşı karşıya getirip belli bir şekilde izdivaç programları da yapıldı biliyorsunuz. O an Türkiye bunları aşamadı ve üstü üstüne geldi. Sonradan kaldırmaya çalıştılar ve sonradan başka programlara döndü. Ne Evet. oldu? İnsanları gene yönlendirme olayında şiddete maruz bıraktılar. Yani ekran kültüründe şöyle bir olgu vardır. Eğer ekrana çıkıyorsanız, bazı insanların tabiriyle özellikle söylüyorum, rezil olmayı
ön plana alacaksınız. Evet. Ve şu an yalnızca bize gösterilen bu. İnsanların vehametini gösteriyorlar aslında. Evet. Peki efendim, Ertem Eğilmez'in Türk sinemasına kazandırdığı ünlülerin, bu da Ertem Eğilmez'in başarısı var mıdır yoksa kendi başarıları mıdır sizce? Tabii Ertem Eğilmez'e doğdu çoğu ama hatta bir röportajında İlyas Salman Bey ile beraberdik. Ergün Bey de vardı. Ben de Ertem Eğilmez'e borçluyum diye konuşmuştu. Kendisine buranın sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Şimdi bu ünlülerin Ertem Eğilmez'in başarısı var mıdır efendim? Ertem Eğilmez'in başarısı tabii ki olacak. Çünkü dediğiniz gibi yeni yüzlerle çalışmış. Yeni insanlar. Hiç aklınıza gelmeyecek bazı insanlar ki biz bunları mesela hocalarımızdan, üstadlarımızdan dinliyoruz aslında. Bunları da almıyor değiliz, alıyoruz. Kendileri yıllarca insanlara bu sosyal manipülasyon yapılan bütün olguları doğru bir şekilde anlatmaya çalışmışlar. Yani kültürel film yapmaya çalışmışlar aslında. Kültürel içerikli, evet. Kültür içerikli filmler yapmaya çalışmışlar. Ve Türk sinemasında varlık göstermesini istemişler bazı oyuncuları. Ve bunlar ünlü olmuşlar, başarabilmişler. Ertem Hoca hiçbir zaman şeyi bırakmamış. Ben bunu duyuyorum. Ergün Bey'den özellikle diyorum. O da birazdan yayınımıza katılacak zaten. O kadar farklı mesela hikayeler var ki Ergün Hoca'da bazı şeyleri anlatıyor. Mesela Ertem Hoca da çok çalıştığı için. Yani o kendisi daha net anlatacaktır. İnsanlara hep böyle güzellikler sunmuşlar. Yani bunu yapabilirsin, bu şekilde yolunuza devam edebilirsiniz vermişler. Yani detay olarak insanların kendileri yetiştirmesi sağlamışlar ki zaten o dönemde oyuncu olan insanlar da hakikaten üniversitelerde okumuş insanlar. Büyük Normal üniversite. büyük üniversiteleri bitirmiş insanlar. Doğrudur Yani efendim. şimdi mesela okuyup da dediğiniz gibi ki hiçbir yapımcının onlara şans vermediğini gözlemliyorsunuz ki benim de paylaşıyorum. Bu hepimizin sıkıntısı diyor arkadaşlar. Bunu buradan rahatlıkla duyabiliyoruz. Ben de vakti zamanında üniversitedeyken bir tiyatro kulübünü kurduk biz Koca Üniversitesi'nde. Koca Bölge Tiyatrosu'nda eğitimlerimizi aldık oradaki hocalarımızdan. Daha sonra bu bizim zamanımızdaki arkadaşlardan Türkiye'nin farklı yerlerinde 12 tane farklı tiyatro kuruldu. Ve şu an dizilerde de oynamış arkadaşlarımız var. Fakat bir daha göremedik. Yani bir iki tane dizide gördüm ben. Mesela o yanımızda olan arkadaşlarımızdan biri. Evet. Çok ünlü kişilerin yerleri diyelim. Onları bile şu an göremiyoruz ki eğitimlerini almışlar. Benim çok değer verdiğim bir arkadaşım vardı mesela. Koca Üniversitesi'ne okumaya gelmişti. Bana tek bir şey söyledi. Ben ismini vermek istemiyorum. Ben Türkçe düzgün konuşamıyorum. Nasıl tiyatro oynayacağım dedim. Şu an bu arkadaş çok güzel eğitimler veren bir insan. Bir danışman. Çok güzel tiyatro şeyleri var. Çünkü bizim Batı ve Anadolu kültürüyle Batı'ya gelen insanlarda mutlaka bu çekinceyi yaşıyorsunuz. Ama bunları aştığını görebiliyorsunuz ki Ertem Hoca bunların hepsini insanlara verebilmiş. Her Yani filminde, her filminde ve verilmiş ve Ergün Hoca'nın anlatmalarını ben böyle hayretlerle dinliyorum. Çünkü çok büyük insanlardan bahsediyor bize. Ki bağlandığında size bahsedecek durumları. Onlar onun kurduğu uzmanlığı. Biz oraya evet. girmiyoruz. Biz yeni insanlar olduğumuz için o kadar çok üstüne düşmeyelim bu konu. Evet. Ama sinemanın geleceğinin daha iyi olacağını ben bu pandemi dönemi bittikten sonra inananlardanım. Bence de kesinlikle. Oyuncuların da bu şekilde bu yapımlara katılacağından eminim. Bir yapmazsa biri mutlaka yapacak ve bunu insanlar yavaş yavaş görerek yaşayacaklar diye tahmin ediyorum. Peki efendim. Peki efendim, Hababam Sınıfı dışında çok beğendiğiniz Ertem Eğilmez filmi var mı? Hababam Sınıfı dışında. Hababam Sınıfı dışında bir sürü film var. Hangisini sayacağız şimdi? Ben onda notlarını bile aldım. Bakın benim izlediklerim özellikle notlarını aldım. Aklınızda kalanlar da yeterli efendim.
hatımda yata falan filan değil. Köyden inip şehre mesela çok dehşet bir şey. Köyden inip şehre. Mesela köyden evet. inip şehre, hiç unutmuyorum, benim dayımda bir tablo vardı. Köyden indim şehre tablosu demişti. Bu güzel kumaştan yapılmış bir tablaydı. Sırtlar işte kafesine çocuğunu almış filan şehrinden aileyi ifade eden bir şeydi. Ve ben bu köyden indim şehre şimdi çok bağdaştırdım onu. Benim çok hoşuma gidiyordu. Ve biz o zaman çok küçüktük. Bayağı küçüktük yani. O mesela işte Erkek Güzeli Sefil Bilo diye bir şey var mesela. Evet, İlyas Salman oynadı. Bu bile mesela bizi çok eğlendiren ama bir o kadar da düşündüren filmler. Mesela Mesaj bakın verilmiyor aslında. Çok büyük mesajları var. Çok çok bildiğiniz gibi. Yani namuslu mesela. Namussuzmuş namuslu diyorlar. Şener Şen vardı orada usta. Evet. Ne kadar farklı İzlenen videolar. Yani şöyle de mesela Berber'de de öyle. Gene Şener Şen'le mesela yola çıkmışlar orada. Benim şaşırdığım şeylerden biriydi bu. İzlerken böyle bunların gerçek olup olamayacağını böyle çok merak ediyorsunuz. Fakat şimdi teknoloji değişti ya. Gerçek olduğunu şu anda bile görebiliyorsunuz. Yaşayabiliyoruz. Yani Hemen hemen. Daha önce çekilmiş bir filmdi ki Ertem Elmez'in kendi yazdığı, Sen Olsun kendi yazdığı bir yerler mesela. Onu yıllar sonra gene aynısını görüyorsunuz. Bir insanın bir biletten işte çok iyi bir şekilde bir anda bir zenginliğe kavuşması fakat bunu hiç olmayacak bir şekilde harcaması, bir anda o paranın bitmesi. Nereye gidiyor Evet. bu para? Aslında haftada birkaç defa Ertem Eğilmez filmleri aslında ulusal kanallarda da izliyoruz, görüyoruz ve hiç bıkmadan seyrediyoruz. Bugünlerde dahi bu filmleri izleniyorsa bu çok büyük başarıdır. Bizler de sizin gibi yapımcılardan böyle filmlerin devamını bekliyoruz efendim. Biz şöyle diyelim, Barış Manço'nun bir sözü vardı, çok hoşuma gitmişti. Barış abi de Evet. çok. Ona bir gün politikacı olmak ister misiniz diye sordular. Cumhurbaşkanı, özür dilerim, olmak ister misiniz diye sordular. Çünkü bizi bu yurt dışında, Japonya'da, bütün Avrupa ülkelerinde Evet. ve o tek bir şey söyledi. Topal Karınca'nın Mekke yolunda hesabı dedi. Yani olabilirim de olmayabilirim dedi. Biz tabii ki bir şeyler yapmak istiyoruz. Sektöre güzel şeyler kazandırmak istiyoruz. Daha sonrasında siz zaten bu programları kaydedeceksiniz biliyorum. Bizim ortaya çıkarmaya çalıştığımız bu kültür ve sanat olayında filmlere mutlaka sponsorların yavaş yavaş destek vermeye çalışacağını ümit ediyorum. Niye ümit ediyorum? Çünkü belli görüşmeler yapıyoruz. Ve bu görüş aslında ne kadar aslında ihtiyaçları olduklarını kendilerine Evet. firmaların böyle bir ihtiyacı olduğu hakikaten var ve bunu artık hani yapımcılar bu iş, pazarlamanın ötesine götürmeye çalışıyorlar diye düşünebilir insanlar ama artık bazı sponsor firmalar da kendi markalarını güzel projelerle dillendirmek istiyorlar. Kesinlikle Bunların efendim. hep birlikte yaşayacağız diye düşünüyorum. Peki efendim. Efendim, son sözlerinizi alabilir miyim? Son sözlerim ben bu programa katılmamı istediğinizde ben çok hoşuma gitmişti. Çünkü konu ve yani bizim çok eskiden beri tavsiye ettiğimiz Ertem Eğilmez Bey'in Evet. Muazzam bir şekilde hayatından bahsedecek bizim bilmediğimiz hayatı var ki biz onları okuyarak ancak elde edebiliyoruz veya Evet. sinemayı okuyarak elde edebiliyoruz, gözlemleyerek elde edebiliyoruz bazı deneyimleri yaşıyoruz. Ertem Bey gibi nicelerinin Türk toplumuyla birlikte kalkınmasını ve kültürel yolda hakikaten insanların emek sarf etmesini istiyoruz. Sanata sanatçı gerçekten değerin bir ara evvel olumlu yönde değişerek verilmesini istiyoruz. Ve şunu söylemek istiyorum. Sağlığımıza çok dikkat edelim. Ben de bunu tekrar etmek istiyorum. Niçin tekrar Kesinlikle etmek efendim. Bugün yollarda ben İstanbul'a sürekli gidip gelen bir insan. Bizim Kocaeli'de bir yerimiz.
İstanbul'a gelirken veya başka şehirleri gezerken, sebebiyle gezerken buna hiç dikkat edilmediğini görüyorum. İnsanların bundan rahatsız olduğunu da biliyorum. Ama biz birbirimize destek olmazsak o sağlık çalışanlarının hiçbiri de rahat etmeyecektir. Kesinlikle. Erkem Hoca'nın vasıtasıyla bunu da buradan söyleyelim. İnsanlar dikkat etsin. Kesinlikle efendim. Daha sağlıklı ve daha kaliteli yaşamak istiyorsak buna çok dikkat etmeliyiz. Ertem Hoca'nın inşallah bizlerle birlikte devam etsin. Peki efendim. Efendim, bu akşam yayınıma katıldığınız için size çok teşekkür ederim. Ben daha çok Şeref teşekkür ederim. Çünkü beni çok insan tanımaz. Ben kendi yüzümü hiçbir yerde göstermem. Ve ben çok onur duydum. Sizlerle çok olmamasına rağmen. Erkem Eğilmez gibi bir konuda, bir üstad konusunda benim programı almış. Hakikaten çok sevindim ve saygılarımı sunuyorum size bu konuda. çok teşekkür ederim efendim. Ben de şahsım ve eşbirim TV adına çok teşekkür ederim. Kendinize de iyi bakın. Belki başka programda görüşmek ümidiyle diyelim. Sık Teşekkür sık ederim. görüşelim. İyi çalışmalar. Başka Çok programda. sağ olun. Çok sağ olun. Kendinize iyi bakın efendim. Teşekkürler. İyi akşamlar.